Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü üzerindeki sır perdesini aralamaya ve onun kurduğu cumhuriyetin yıllar sonra cuntacılar tarafından nasıl yok sayıldığı ve bir ikinci cumhuriyet acayipliğinin nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışacak. Resmi ölüm raporuna göre 10 Kasım 1938'de sabah 9.05'te hayata gözlerini kapamıştı Mustafa Kemal. Yine bu rapora göre ölümü alkole bağlı siroz olarak geçmekteydi. Ancak gerçek acaba nasıldı? Gerçekten hastalığı siroz muydu? Doğru teşhis ve tedavi uygulanmış mıydı? Ve neden iki ölüm raporu vardı? Ve başka bir sürü şey. Ve aslında yazılmayan tarih başlıyordu. Büyük canlılık, cüretiniz yüksek, saadet göstermektedir. Milletiniz karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekil. Kasım 1938 günü çıkan gazeteler büyük bir hüznü yansıtıyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o sabah 9.05'te hayatını kaybetmişti. O da bir faniydi ve dünyaya gözlerini yummuştu. Bunu biliyor ve sözleriyle bunu deklare ediyordu. Ancak ne olmuştu da bu büyük komutan ve devlet adamı kısa bir zaman zarfında hastalanıp vefat etmişti? Mustafa Kemal'in ölüm raporunda alkole bağlı sirozdan vefat ettiği belirtilmişti. Dolmabahçe Sarayı'nda 8 sayfa olarak tanzim edilen bu rapora 9 doktor imza koyuyordu. Bir gün sonra çıkan gazetelerde Türk milleti, kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Sen sağ ol deniyordu. Bu manşetin hemen altında mukaddes vazifen onun eserini yaşatmak ve devam ettirmektir ifadeleri yer almıştı. Daha altta da İsmet İnönü'nün reisi cumhur namzeti seçildiği yazıyordu. Yeni cumhurbaşkanı o gün seçilecekti. İsmet İnönü'nün adaylığı bazı çevrelerce yadırganmıştı. Çünkü bir süredir Gazi ile araları kötüydü. Gazi Mustafa Kemal'in sağlığının son bir yılda ani bir şekilde ve hızla bozulması o günden bugüne bazı kafalarda soru işaretleri bırakmıştı. Kaçınılmaz sonun hızlı gelişi ve hastalığın hızlı seyredişi, gölgede kalan bir şeyler mi var sorularının da sorulmasına neden olmuştu. Gazi Mustafa Kemal'in resmi hayat hikayesinde yer almayan konuların başında sağlık sorunları gelmektedir. Bu konuyla ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Oysaki birçok yerde yanında hep bir hekim mutlaka bulunmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in çocukluk hastalıkları dışında 20'li yaşlarında yakalandığı bir hastalığa bağlı olarak gelişen böbrek sorunları ömür boyu sıkıntı vermiştir. Bu sorun savaş meydanlarında dahi onu yalnız bırakmamıştır. Bu durum Anafartalar Savaşı sırasında ve 1918'de Yıldırım Orduları komutanı iken de yaşanmıştı. Karspalt'ta kaplıca tedavisi görmesinin nedeni buydu. Bu arada atlanmaması gereken noktalardan biri de Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'na giderken yolda sıtmaya yakalanmış oluşudur. Bu iki durum ne yazık ki ileriki yıllarda sağlık sorunlarında etkili olacaktır.
Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışında yanında bulunan Doktor Albay İbrahim Talip Bey ve Tabip Binbaşı Refik Bey o günlerde de ciddi böbrek ağrıları yaşadığını ve bu nedenle havzaya geçilerek kaplıca tedavisi uygulandığını yazmaktadırlar anılarında. İlerleyen yıllarda yaşanacak bazı hastalıklar olsa da böbrek rahatsızlıkları Gazi Mustafa Kemal'i ciddi anlamda zorlayacaktı. 1927 yılı Mayıs'ında Gazi Mustafa Kemal ciddi bir kalp rahatsızlığı yaşar. Buna benzer bir durum 1923'te yaşandıysa da gariptir, doktorları ve kendisi bu durumu pek önemsemezler. Ancak 1927'deki bu olay atlanmamıştır. Berlin'den konunun uzmanı iki hekim çağrılır. İlk konsültasyonu yapan Doktor Asım Arar anılarında o günleri şöyle aktarmaktadır. Hasta takriben iki hafta evvel merkezi kalp nahiyesinde olan ve sol kola yayılan şiddetli bir ağrıdan şikayet etmiştir. Bu ağrı o zamandan beri ilkinden hafif olarak iki defa daha tekerrür eylemiştir. Hasta 46 yaşındadır. Babası genç yaşında had bir hastalıktan, annesi 65 yaşında müzmin bir aortitin sebep olduğu bir kalp kifayetsizliğinden ölmüşlerdir. Hali sıhhatte bulunan bir hemşiresi vardır. Bütün incelemelerden sonra Almanya'dan çağrılan profesörler ilk teşhislerinde ısrar ettiler ve Gazi'nin fazla sigara içmekten dolayı göğüs anjini olduğuna karar verdiler. Yapılan tedaviyi uygun buldular. Doktor Asım Arar'ın anılarında da bahsettiği gibi 1936 sonlarında Mustafa Kemal'in sağlık durumunda bir düşkünlük, bir halsizlik başlamışsa da henüz Atatürk'ün sağlığından ciddi bir şikayeti yoktur. Ancak 1937 başlarında görülen ve sık sık tekrarlayan burun kanamaları, karın ve bacaklardaki kaşıntılar gibi belirtiler kısa zamanda sonun başlangıcı olmuştu. Böylece başlayan bu amansız hastalık, karaciğer atrofik sirozu ölüm nedeni olarak gösterilmiştir. Bu dönemde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan ve Atatürk'ün konsültasyon hekimlerinden Doktor Asım Arar anılarında şöyle diyordu. Atatürk'teki öldürücü hastalığın başlangıcını hemen hemen 1936 senesinin sonlarına kadar götürmek yanlış bir düşünce addedilemez. Gerçi henüz en dikkatli mütehassısları bile şüphelendirecek herhangi bir alamet görülmüyordu. Fakat 1936 sonunda halinde bir başkalık olduğunu kabul etmemeye imkan yoktu. Daima biraz halsiz ve yorgun, hatta solgun görülüyordu. Başlangıçta görülen bu ufak tefek delil ve emareleri bir karaciğer kifayetsizliğine bağlamak kimsenin aklına gelmemiş ve bu suretle sevgili Atatürk kendisini bekleyen mukadder akıbete doğru sürüklenip gitmiştir. Anılarında anlatılanlardan anlaşıldığı kadarıyla sağlık kurulunu oluşturan doktorlar arasında fikir birliği yoktur. Ancak Gazi Mustafa Kemal'de 1936 yılı itibariyle başlayan ani değişiklikler en yakınları tarafından da fark edilmişti. Bunlardan biri de Kılıç Ali'ydi. O sportmen denilecek kadar cevval olan Atatürk'te son iki sene içinde o zamana kadar hiç görülmeyen kırıklıklar, baş ağrıları, bir takım halsizlikleri ve yavaş yavaş da düşkünlükler arız olmaya başlamıştır. Bu noktada Atatürk'ün ölüm raporuna dönmekte fayda vardır. Raporu kısaca özetleyecek olursak şu maddeler sayılabilir. Hastalığın ilk teşhisi 1937 yılında Yalova'da konulmuştur. Yalova dönüşü zatürre geçirdiği belirlenmiştir.
Atatürk'ün yaşadığı koma halleri belirtilmiştir. Konsültasyon yapan yabancı doktorlar da belirtilmiştir. Raporda ilk bakışta dikkat çekecek bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak sonraki yıllarda yazılan anılar ve edinilen bilgiler yeni tartışmaları doğurmaktadır. Bu tartışmaların ana merkezini oluşturan teşhis, tedavi ve kullanılan ilaçlar sıralandığında bu raporda Gazi'nin vefatının arkasında karanlıkta kalmış bazı ayrıntılar olduğu görülmektedir. Gerçekten de Mustafa Kemal'in hastalığı neydi? Doktorların teşhis ve tedavileri doğru muydu? Gazi Mustafa Kemal'in tedavisi sırasında müşahede kağıtlarının olmayışı önemli bir ayrıntıdır. Bir diğer önemli nokta da Gazi Mustafa Kemal'in yazdıklarında saklıdır. İlginçtir, Mustafa Kemal'in hastalığının ortaya çıkışı bacaklarındaki kaşıntılarla olmuştur. Bu noktada teşhis koyan ilk doktor olarak Profesör Doktor Nihat Reşat Belger bilinmektedir. Yapılan muayenede Mustafa Kemal'in karaciğerinde büyüme ve sertleşme tespit edilir. Daha önceki burun kanamaları ve kaşıntılar da düşünüldüğünde siroz olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştur. Mustafa Kemal'in tedavisinde sık sık karşılaşılan bir gerçek burada da kendini göstermiş ve hastalığın teyidi için başka başka doktorlar çağrılmıştır. Ancak Gazi Mustafa Kemal her biri döneminin ünlü doktorları olan tıp heyetinden pek de memnun değildir. Bunu 14 Haziran 1938'de teşhisin koyulmasından yaklaşık 4,5 ay sonra Afet İnan'a yazdığı mektupta şöyle ifade etmektedir. Afet: vaziyetim şudur. Bana doktorların yanlış görüş ve hükümleri sebebiyle hastalık durmamış, ilerlemiştir. Vakitsiz ayağa kalkmak, yürümek hususiyle burundan yapılan atusman üzerine gelen kusma neticesi yapılan istirahatleri hiçe indirmiştir. İstanbul'a gelince hükümet reyimi almaya lüzum görmeksizin Fischinger'ı getirtti. Görüldüğü gibi Gazi Mustafa Kemal etrafındakilerden ve bazı doktorlardan rahatsızdır. Özellikle de yabancı doktorlardan. Bu arada sürekli olarak vücudu kaşınan Gazi Mustafa Kemal'in Yalova'ya gelmeden önce yaşadığı ve hastalığının teşhisinde yaşanan en trajikomik olay köşkü karıncaların basmasıdır. Gazi'nin bir gün kaşıntılarını etrafındakilere göstermesi ve etrafındaki grupta adı kayıtlarda yer almayan bir doktorun bunların karınca ısırıkları olduğunu söylemesi ilginçtir. Ancak gerçekten de 1937 Ekim ayı ile 1938 Şubat ayları arasında köşkte karınca avı başlatılmıştır. Bulunan karıncalar et yiyen cinsten kırmızı karıncalardır. Gazi Mustafa Kemal'in teşhis ve tedavisinde ciddi bir karışıklık yaşandığı ortadadır. Adı bilinmeyen doktorların tavsiyeleri, adı bilinenlerin kararsızlıkları ve yabancı doktorların ziyaretleri. Profesör Kraus, Profesör von Remberg'in yanında 3 kez çağrılan Fransız doktor Fischinger ismi ön plana çıkmaktadır. Atatürk bu isimden rahatsızdır. Gazi Mustafa Kemal'in hastalığını net olarak teşhis edilemeyişi uygulanan tedaviyi de etkilemiştir. Siroz tanısını koyan doktorlar, bunun alkole bağlı bir siroz mu, yoksa safra kanallarındaki kronik tıkanıklıklara bağlı bir durum olup olmadığında bile hemfikir olamamışlardır.
Gazi Mustafa Kemal'in vefatındaki bir diğer ilginç nokta da kullanılan ilaçlardır. Mustafa Kemal'in ciddi bir böbrek sorunu yaşadığı ve zaman zaman rahatsızlandığı bilinmektedir. Böylesi bir durumun bilinmesine rağmen neden civalı diüretikler kendisine verilmiştir bilemiyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in tedavisinde kullanılan civalı diüretikler onu mutlak sona hızla yaklaştırmıştır. Gazi Mustafa Kemal'in kronikleşmiş böbrek sorunları olduğu bilinmektedir. Bunu yabancı doktorlar da çok net bilmektedir. Böylesi bir durumda idrar söktürmek amacıyla verilen civalı diüretiklerin zehirleyici etkisi olduğu literatürlerde de yer almaktadır. Gazi Mustafa Kemal'in böbrek rahatsızlıklarının bilinmesine rağmen ısrarla ve defaatle bu tip ilaçların verilmesinde ne derece iyi niyet aranmalıdır? Bu konuyla ilgili olarak Dr. Akil Muhtar Özden'in notları, Atatürk'ün tedavisi amacıyla kullanılan civalı diüretiklerin onu nasıl mutlak bir sona doğru ittiğinin belgesi gibidir. ...3 Ağustos çarşamba günü saraya gittim. Orada öğrendim ki Epinger pazar günü gelmiş. Atatürk'ü muayene etmiş. Kaba vasıfları hoşa gitmemiş. EMA'daki bozukluğa karşı çiğ yemiş kürü tertip etmiş. Atatürk'e bol bol kavun karpuz yedirmiş. Neticede ağrılar ve ishal. Atatürk hiç memnun kalmamış. Halbuki konsültasyon olacağını biliyordu. Pazartesi Bergman gelmiş. O da gelir gelmez Atatürk'ün yanına sokulmuş. Bu zat daha incedir. Lakin o da kendi düşüncelerini derakap bildirmiş. Atatürk'e yalnız rendelenmiş elma rejimine koymuş. Asite karşı her ikisi de Epinger ve Bergman Saligran şırıngasını tercih etmişler. Görüldüğü gibi Atatürk'ün kronik böbrek hastalığı bilinmesine rağmen civalı diüretiklerin verilmesinde ısrarcı olunmuştur. Yurt dışından gelen doktorların iyi niyetli oldukları tartışılırken, Türk doktorlarının müdahaleden uzak tavırları da unutulmamalıdır. Gazi Mustafa Kemal'in vefatından sonra yaşananlar garip ve düşündürücüdür. Mustafa Kemal neden vasiyetinde İsmet İnönü'nün çocuklarına okumaları için gerekli imkanın sunulacağına yer vermiştir? Yoksa şehir efsanesi olarak bilinenler gerçek midir? Yani Ankara Ulus Gazetesi bir özel nüsha basmış mıdır? Gazi'nin vefatıyla başlayan milli şeflik döneminde neden Gazi'nin hatırası silinmek istenmiştir? Bu amaçla yapılanlar ne anlama gelmektedir? Gazi Mustafa Kemal'in vefatı tüm ülkeyi derinden etkilemişti. İstanbul'da vefatının ardından İstanbullular akın akın Gazi'yi son kez ziyarete geldiler. Bu bir hüzünlü vedaydı aslında. Bu vedanın ardından cenaze tüm İstanbul ve İstanbulluların arasından geçirilerek Ankara'ya gönderildi.
Ankara'da da aynı hüzün ve veda havası mevcuttu. Gazi'nin naaşı son istirahatgahı olan Anıtkabir yapılıncaya kadar geçici olarak kalacağı Etnografya Müzesi'ndeki özel bölüme alınıyordu. Bu arada ülkenin başsız kalmaması gerekiyordu ve öyle de oldu. Vefatın hemen ardından ittifakla İsmet İnönü reisi cumhur seçiliyordu. Konuyla ilgili o günlerde pek dillendirilmeyen itirazlar yıllar sonra dillendirilecekti. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet İnönü arasında yaşanan anlaşmazlıkların kavgaya dönüştüğü ve ikili arasında ciddi sorunlar olduğu bilinmekteydi. Hatta bu noktada bir şehir efsanesinden de bahsedilmekteydi. Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü'nün ölüm emrini vermişti. Ancak etrafındakiler bu durumu hastalığına yorarak bunu yerine getirmemişler ve sadece Ulus Gazetesi'nde bir özel nüsha bastırıp manşete de İsmet İnönü'nün bir kazada hayatını kaybettiğini koydurup bu gazeteyi Gazi'ye götürmüşlerdi. Şehir efsanesi buydu. Ancak yıllar sonra Dünden Yarına'nın yaptığı araştırmalar sonucu bu olayın yaşanmış olabileceğine dair bazı bulgular ortaya çıktı. Böyle bir gazetenin basılmış oluşu muhtemeldi. O günlerde Ulus Gazetesi'nin dizgi işlerini iki kişi yapıyordu. Salih Polat adında genç bir teknik ressam ve Agop adında bir Ermeni. 14 Ocak 2000 tarihinde 92 yaşında vefat eden Salih Polat, bu olayı yıllar sonra gizlilik derecesini de belirterek anlatmıştı. Salih Polat'ın anlattıklarına göre böyle bir gazete basılmıştı. Ve o gazetenin dizgisini de Salih Polat ve arkadaşı Agop yapmıştı. Bu noktada Gazi Mustafa Kemal'in vasiyetine bakıldığında ilginç bir ayrıntı göze çarpmaktadır. 29 Kasım 1938 tarihli gazetelerde yer alan haberde Atatürk'ün vasiyetinin açıldığı bildirilmektedir. Açıklanan vasiyetnamenin 5. maddesi ilginçtir. İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. Gazi neden böyle bir maddeyi vasiyetine koymuştu? Buradaki amaç neydi? Bu sorularla yukarıda anlatılanları ilişkilendirmek çok mümkün. Gazi Mustafa Kemal'in vefatının ardından İsmet İnönü'nün reisi cumhurluğuyla yeni bir dönem başlamıştır. Dünya yeni bir savaşın arifesindedir. Türkiye'de artık milli şef dönemi başlamıştır. Bu dönemde iplerin daha da sıkıldığı görülecektir. Sıkıntının artması yaklaşan ve yaşanan savaşa bağlanabilir. Ancak yapılan bazı icraatlar ne anlama gelmektedir? Neden para ve pullardan Mustafa Kemal'in portreleri kaldırılmıştır? Bundaki amaç nedir? Türk geleneğinde kendi adına para bastırmanın ne anlama geldiği bilinmektedir. Gazi Mustafa Kemal'i ne kadar halkla iç içe olmak isterken görüyorsak, İsmet İnönü'nün o derece halktan uzak olduğunu görmekteyiz. Özellikle Ankara'da var olan birkaç caddede kılık kıyafeti kötü olanların ve köylülerin dolaşmalarına izin verilmemesi ve İnönü ailesinin atla avlanmaya gitmeleri sırasında yolların saatlerce kapalı kalması halk üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. Bir de bunların üzerine ekmek karnesi, karartma geceleri, varlık vergisi, uyuz ve tüfüs salgınlarının eklenmesi hafızalardan silinmeyecek kötü hatıralar olarak kalmıştır. ...1960 darbesi ve ardından yaşanan Yassıada mahkemeleri Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını haber veriyordu. Darbeci junta buna ikinci Cumhuriyet dönemi adını vermişti.
Bir kısım gazeteci ve darbeyi destekleyen üniversite çevreleri bu tanımı kullanıyordu. Bu kesimlerin darbeyle birlikte sevinç nidalarıyla sokaklara fırladıkları ve sabahlara kadar eğlendikleri de unutulmamalıdır. Bu arada onların düzeni ikinci cumhuriyetse, bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete ne olmuştur? Kim tarafından ve ne zaman sonlandırılmıştır? Ve ikinci cumhuriyet. 1960 darbesi sonrasında yassıada yargılamaları yapılmış ve cuntacılarla akıl hocaları bir takım profesörler, bir başbakan ve iki bakanı dar ağacına göndermiştir. Bundan sonra yeni seçilen meclis baskıyla ve zorlamayla Cemal Gürsel'i cumhurbaşkanı seçmiştir. İşte böylesi bir ortamda ikinci cumhuriyet söylemi yükselmiştir. Bu söylem darbeci junta ve onların yandaşları tarafından ciddi anlamda destek bulmuştur. Bu noktada şu soru sorulabilir. İkinci cumhuriyetten söz edildiğine göre birinci cumhuriyete ne olmuştur? Bunun cevabı ne yazık ki kaldırılmıştır olarak verilebilir. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve Türk halkının canı pahasına desteklediği cumhuriyet kaldırılmıştır. Bu çirkin ve yakışıksız durumun o dönemde bazı çevrelerce sevinçle karşılanması çok daha üzücüdür. Bu çevreler yıllar sonra halkın iradesi ve oylarıyla gelen bir iktidarı, onların icraatlarını, politikalarını ikinci cumhuriyetçilik olarak nitelemişlerdir. Ancak Türk halkı kimin ikinci cumhuriyetçi, kiminse Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin bir ferdi olduğunu çok iyi bilmektedir. Bu nedenle Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bir avuç elite değil, Türk halkına aittir. Ağustos 1938 Çarşamba günü doktorlarla Celal Bayar bir toplantı yapar. Yanında Kılıç Ali de vardır. Bu toplantıda Bayar'a şu kararlar bildirilir. Atatürk'te bir siroz vardır. Basit yapmış, biraz sübikler hasıl etmiştir. Bunun esaslı amili alkoldür. Evvelden Atatürk'ün çektiği malaryanın bir tesiri olmadığını katiyetle söylemek kabil değildir. Benport'un bir şubesinde filebit olması da imkan haricinde değildir. Reödem veya ihtikani bu hastalığa ait olabilir. Hararetin yükselmesini yine aynı hastalıkta izah etmek kabildir. Bu toplantıda tedavi olarak şunlar önerilmiştir. Asit, saligran şırıngalarıyla giderilmeye çalışılmalıdır. 2-3 defadan sonra ponksiyon yapılacaktır. Saligrandan evvel kloridi amonyumla hazırlanmalıdır. Kalbi güçlendirecek şırıngalar yapılacaktır. Hafif bir kinin tedavisi yapılabilir. Lüzumunda bazı müzekkin ilaçlar kullanılabilir. Dönemin yöneticilerinin tavsiyelerinde de bir gariplik olduğu görülmektedir. Atatürk'ün uzun yıllardır çektiği sıtmanın o dönemde de aktif olması muhtemeldir. Gazi'nin vücudundaki varsayılan asidi boşaltma adına kullanılan civalı diüretiklerin etkisiz olduğu da görülecekti. Acaba düşünüldüğü gibi Atatürk siroz değil de bir sıtma nöbeti mi geçirmektedir? Bunun anlaşılamaması mümkün müdür? Tüm bu sorular ne yazık ki sorulamamış ve cevaplar hep saklı kalmıştır. Yapılan bu toplantının ardından Atatürk'e 2 santigram saligran şırıngası yapılmıştı. Ancak bu son olmayacaktı. Doktor Akil Muhtar Özden'in anılarında ilginç bir ayrıntı dikkat çekmektedir.
Yine 24 Ağustos'ta bir saligran şırıngası daha yapılmış. Lakin 1 litreden daha az idrar çıkarmış, iyileşmemiş. Ateş tekrar haftada 1 veya 2 gün 38 dereceye yakın çıkmaya başlamış. Tekrar Profesör Fischinger çağrılmış. Görüldüğü gibi saligrana rağmen varsayılan asit boşaltılamamıştır. Bu noktada yine aynı soruyu soruyoruz. Gazi Mustafa Kemal gerçekten siroz muydu? Bu durum netleşmemişken neden siroz tedavisi uygulandı? Onca ünlü doktor varken neden Gazi istemediği halde yabancı doktorlar çağrıldı? Bu durum bilinmesine, kayıtlara geçmesine rağmen bugüne kadar neden dillendirilmemiştir? Gözden mi kaçmıştır yoksa kaçırılmış mıdır? Gazi Mustafa Kemal'in vefatı sürecinde yaşananlarla ilgili soruların yanında neden otopsi yapılmadığı da sorulmalıdır. Bu arada ortada iki de ölüm raporu vardır. Birinci raporda ölümün karın içinde sıvı toplanmasından meydana geldiği, ikinci raporda da hastalığın alkolle ilişkili karaciğer iltihabı olduğu belirtilmektedir. Ancak bu konunun teyidi amacıyla herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de 9.05'te hayata veda etmiştir. Onun vefatındaki sır perdesi ne yazık ki bugüne kadar aralanamamıştır. Bunun sebepleri mutlaka araştırılmalıdır. Ancak biz bu noktada Gazi Mustafa Kemal'in ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra Yunanistan'da çıkan gazetelerde yer alan bazı haberleri gündeme getirmek istiyoruz. Yunanistan'da çıkan Halkın Sesi gazetesinin 1 Ağustos 1948 tarihli sayısında Avram Benaroyas'ın yazısı ilginçtir. Mefküremizi imha edici darbe vuranların akıbeti feci şartlar altında ölümdür. Türkiye'nin mağrur sarı diktatörü Mustafa Kemal Atatürk, 10 Ekim 1935 tarihinde Ankara'da Çankaya Köşkü'nde Doktor Mim Kemal Öke'ye hitaben Mason cemiyetinin faaliyetini inkılaplarıma muarız gördüğüm için kapatılmasını elzem gördüm. Bu dakikadan itibaren bu cemiyeti ölmüş biliniz ve bir daha diriltmeye teşebbüs etmeyin demişti. O zannetti ki bütün muhalif ve muarızlarını tasfiye ve bertaraf ettiği gibi masonları da tasfiyeye tabi tutmaya muvaffak olacaktır. Fakat asla. Buna benzer bir yazı dizisi yine Yunan basınında 1 ile 5 Eylül 1949 tarihinde Halk Cephesi adlı yayın organında Apostolos Grazos imzasıyla yer almıştı. Filistin Siyon kolonilerini meydana getirmek için Osmanlı İmparatorluğunu parçaladık. Bundan sonra yapılması elzem olan 2., 3. ve 4. vazifeler geliyor ve bunları seri olarak tatbik etmek icap ediyor ki Doktor Abravaya ve Fischinger cidden bu işte fedakarane çalıştılar. Batı Avrupalı tıp dahileri, siroz mütehassısları, sarı liderin hastalığıyla meşgul olmak istediklerini Türk hariciyesine bildirmişlerse de, Türkiye'deki mukaddes üçgenimiz, meydana getirdikleri muhkem mevki ve selahiyetlerini, cemiyetimize muhalif olanlara sarı liderin tedavisinde vazife vermemekle bize pekala ispat ettiler. Yunan basınında yer alan bu yorumlar ne derece dikkate alınmalı ya da alınmamalı? Bunu sizlerin takdirine bırakıyoruz.